Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, inşallah Kanal D'de huzur vaktini sizlerle beraber muhabbetle, sohbetle, dinimizden, inancımızdan, kalp dünyamızdan, ruh ufuklarımızdan konuşmalarla işte bu saatte beraberce ifa edeceğiz. Günlük sorunlara, sorulara, meselelere temas edeceğiz. Çünkü şu gösteriyor ki, insan ne yaparsa yapsın, hangi teknolojik buluşlarla hayatını zenginleştirmeye çalışırsa çalışsın, hatta para kazansın, servet yapsın. Ama insan manasıyla, ruh dünyasıyla barışık olmadan hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Ben bu programda sizlerle beraber inşallah şu ilk saatlerde, ilk dakikalarda ki cuma akşamıdır, cuma gecesidir. Cuma gecesinin kendine ait bir güzelliği, özelliği, sevabı, ecri vardır. Şu ilk programda şuna bir dikkat çekelim. Biz insan olarak manasız asla yaşayamayız. Mana, inanç dünyamız bizim yaratılışımızdaki kurgu, fıtratımız, özümüz demektir. Yaratılışımızın bir programı var. Şöyle bir düşünelim. Hızlıca program yaptığımı, konuşmalarımı böyle hemen seri biçimde sizlerle paylaştığımı daha evvelki programlardan biliyorsunuz. Bu programda hareket noktamız şu. Bir kere din dediğimizde bu dini hiç kimseye yaşamak üzere havale etmeyiniz. Din hepimizin dini. Allah Rabbimiz hepimizin Allah'ı ve Rabbi. Efendimiz Hazreti Muhammed işte sallallahu aleyhi ve sellem hepimiz onun ümmetiyiz. Hiç kimse bu manayı, dini öğrenmeyi, bilmeyi, bununla güzelliklere koşmayı, buluşmayı başkalarına havale etmemeli. Hatırlar mısınız sizinle Ramazan'da program yaptığımızda hep şunu söylüyordum. Bu senin Ramazan'ın diyordum. Bu sizin Ramazan'ınız diyordum. İşte bu huzur vakti saatlerinde göreceksiniz ki bizim Allah'ımız, bizim peygamberimiz, bizim inancımız. Birbirimizi farklı görmeyi bırakalım. Birbirimizi dindardı, değildi, dinsizdi, bunlarla uğraşmayı bırakalım. Biz dini muhabbetin neresindeyiz? İşte şimdi bu huzur vaktinde bunu keşfedelim. Kıymetli dostlar, ilk başta şunu konuşalım. İnsana mana hakim. Lütfen bu sözlere dikkat edin. Programlarımda bazen böyle konuşurken diyorlar ki insanlarımıza ne olur böyle basit anlatın ya. Bizim insanımız anlamaz. Bizim insanımıza böyle derin mevzulara girmeyin. Ne münasebet. Her şeyi anlayabilecek kıvamda, her şeyden haberdar olmayı hak edecek şekilde güzel bir milletimiz, güzel insanlarımız var. Biz artık şurama şu kaçarsa abdestim bozulur mu, buramdan bir şey görünürse çocuğum düşer mi, zengin olmak için ne okuyayım falan. Ne olur yapmayalım. Din bu kadar basit değil. Din bizim tamamımız. Bütünümüz, çocuğumuzda, ailemizde, işimizde, ekonomimizde, siyasetimizde, ticaretimizde, hayatımızda, caddemizde, camimizde. Yani basit bir hesap yapalım. Size sorayım ben. Caminin Allah'ıyla sokağın Allah'ı farklı mı? Farklı mı? Benim ofisimde, ticaretimde başka bir Allah? Haşa. Ama ibadet ettiğim Kabe'de başka bir Allah, mescitte ayrı bir Allah. Ölüm, cenazem, bir mevlidim, doğumum olduğunda dua ettiğim bir Allah var. Ama işimde gücümdeyken başka bir Allah mı var? Böyle mi? Değil. O zaman biz bunu bir mecburiyet. Aa beni burada da görüyor. Orada da şey yapacak. Çarpacak mı? Büzecek mi? Eyecek mi? Taş mı düşecek gibi. Bunu bu noktadan almayıp da beni daima gözeten güzeller güzeli Allah'ım var deme duygusuyla içimiz dopdolu değilse bizim dinle, inancımızla lütfen dikkat edin kendimizle bir problemimiz var demektir. Çünkü biz bu dünyaya gönderilirken Allah'a sevdalı ve muhabbetli olarak gönderildik.
Sadece bunu şey olarak bakıyoruz. Yani diyoruz ki Allah o zaman benden bunu mu istiyor? Çocuğuma şöyle mi yapmam lazım? Şuna mı karışıyor? Haram mı? Cehenneme mi atacak? Cennete mi koyar? Bunu konuşmuyoruz ya. Yani işin bu tarafına bakmıyoruz. Bakın kıymetli dostlar, bu önemsizdir demiyorum. Bu önemsizdir demiyorum. Şöyle bir örnek vereyim, hem sizi üzmemiş olayım. Mesela günlük hayatımızda birçok kanun var. Kırmızı ışığından tutun da herhangi bir ticaret hukukundan, bir apartmanın bile kendine ait yöneticisi, binlenmesi, kendine göre kuralı var. Öyle değil mi? Bir de ağır cezalar falan var. Şimdi bir insan şöyle size konuşsa. Aa, kırmızı ışıkta geçmeyelim. Çünkü ceza yazıyor. Yeşili beklememiz lazım. Ancak o zaman şu oluyor. Yoksa ehliyetimi elimde alır. Yere çöp atmayayım. Sonra belediye bana ceza yazar gibi. Bu örnekleri devamlı zikreden bir insana hangi gözle bakarsınız siz? Allah Allah. Bu adam kanunları, hükümleri, cezaları hiç anlamamış der misiniz? Ya kırmızı ışıkta geçtiğinde birisine çarparsın kardeşim. Birisinin hakkını ihlal edersin. Yere çöp attığında insanların ikrahına, tiksinmesine vesile olursun. Onların hakkına tecavüz edersin. Onların hayatlarına tecavüz etmiş ve onların mutluluğunu engellemiş olursun. İşin bu noktasından bakmazsan seni derdest eden bir kanun vardır. Yoksa en önemli olan nedir? İnsanların huzurudur. Senin huzurluca yaşamandır. Senin sağlığınla, sıhhatinle, ailenle, işte bu topraklarda, bulunduğun mahallede, işte ailende güvende olman değil midir öncelik? Evet. Aynı şeyi söylüyorum. Niye Allah mevzu olduğunda, din mevzusu olduğunda, şimdi buradan beni çarpacak mı? Yani burama yaptığında bu kadar mı yanacağım? Böyle olduğunda sevap mı kazanacağım? Çocuğum böyle böyle okursam kazadan kurtulur mu? Üniversiteyi kazanır mı? Bu ilk sohbetimizde huzur vaktinde bir şeyi artık teslim edelim. Allah Teala bize ceza kesmek ve sadece kanunlarla bizi idare edip sizi ben yarattım, benim istediğim gibi olun he demek için bizi dünyaya göndermedi. Bizim için din lazım, Allah için değil. Bakın bu çok önemli. Din bana lazım, bana. Benim şu suretimi gördüğünüzde insana benziyorum değil mi? İnsan diyorsunuz. İşte bu insan, en güzel yaratılmış olan insan, fıtratını, özünü, hakikatini kaybetmesin diye Allah onu insan gibi yaşaması için bir kıvama sokmuş. Şu çerçevede kalırsan çerçeven bozulmaz demiş. Din senin için lazım. Bu dini yaşarken Allah için yaşa. Ayrı. Yani oradaki incelik şu. Ben şöyle davranıyorum, çok kibar desinler diye. Ben işte şöyle namaz kılıyorum, çok dindar bir adam desinler diye. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ya süper cömert bir adam, ne kadar güzel ahlaklı, hayvanları da seviyormuş. Aa, ağaç da dikmiş desinler diye yapıyorsam, bitti gitti derler veya demezler. Ama bu fanidir. Dini Allah için yaşayın derken, biz artık bu Türkçeyi de aktaramıyoruz karşıya. Bu şu demektir. Başkalarına gösteriş için, başkalarına hava atmak için, onlara üstünlük taslamak veya onları tenkit, takdir makamında diye değil. Bu dini yaşarken özünde, kalbinde, ruhunda huzur bularak, insan gibi yaşayarak Allah için yaşa. Peki bu ne olacak? Dünyada sana güzel ahlak, güzel insan ve hakiki insan olarak muhakkak sana yansıyacak. İşte din bu. İşte huzur vakti bundan ibaret. Kıymetli dostlar, bizler bu programlarda konuşurken, sohbetleri yaparken bazı gençler, arkadaşlar veya işte koltuğuna kurulmuş şöyle oturan insanlar, ya hocam bırak bu din işlerini ya. Millet Mars'a gidiyor, Fezaya gidiyor, Venüs'e gidiyor. Ya yapay zeka var. Artık ben 4.0, 0.4 teknoloji, bilinmesi, endüstriden konuşulduğu bir noktadayız. Hangi zamandayız ya? Nanoteknoloji falan ya. Din falan bırakın bunu kardeşim. Ne icatlar yapılıyor diyenlere elimde değil, acıyorum. Bir insan bu kadar bilgi sahibi olur da bu kadar analizden nasıl yoksun olabilir?
bu çok güzel bilgi sahibi olmuşsun ama o bilgiyi tartamamışsın. Bak sana şöyle misal vereyim. Bak. Senin hemen sınırında veya sınırı çok vahim olur. Sanki bir yere gönderme yapıyormuşum gibi zannedilebileceği için söylüyorum. Kıta olsun efendim. Aynı dünyayı paylaştığınız bir yerde sen burada ol. Asya kıtasında ol. Avrupa kıtasında ol. Ötekisi de Amerika kıtasında olsun. Zalim, şedid, bir düğmeye basarak milyonla insanı katledebilecek bir adam olduğunu düşünün. Aa, hiç aklımıza gelmedi demeyin sakın. Dünya kaynıyor zaten böyle insanlarla. Bu adam Mars'a gitse ne olacak, Venüs'e gitse ne olacak? Bir de sana gökten mi atacak, uzaydan mı bomba gönderecek? Ben sana teknolojiyle, bilimle, ilimle, akılla uğraşma demiyorum kardeşim. Artık bırakalım bu klişe sözleri ya. Biz Kur'an'ın hakikatini anlasak, şimdi Ay'a biz gitmiştik. Tamam da sen yine anla, teknolojiyi çöz. Ay'a göndereceğin insan hala düşmanlık yapıyorsa, hala insan katletmeyi düşünüyorsa, hala canlılara zulmetmeyi, hala kendi yaşadığı ortamı sadece kendisi için yaşıyorsa, bu adam uzaya da gitse bela, yerin dibine de girse bela, dünyada da yaşasa musibet. Din sana her zaman lazım. Basit bir örnek vereyim. Bakın, çok dikkatli dinlerseniz, ne olur lütfen şöyle biraz televizyonun sesini komşuları rahatsız etmeyecek derecede bir açıverin. Bir dinleyin beni. Çok basit. Akmaz kokmaz bir şey. Hani sofranın suyu, tabağı, ekmeği, şimdi gerçi ekmeğe karşı farklı yaklaşımlar da var ama hiçbir zaman değişmez. Hangi menü olursa olsun yemekte tuzu suyu olur. Bir de tam tahıl ekmeğimiz bulunur. Değil mi? Bakın birkaç örnek vereceğim. Teknoloji çok ilerledi mi? Hayatımızı kolaylaştıracak çamaşır makinesinden buzdolabına, bilmem nesine, mikrodalgasına, makrodalgasına her türlü dalga var mı? Var. Peki, zamanımızı değerlendirebilecek uzun zamanlar harcayarak yapabileceğimiz şeylerin çoğu artık otomatik olarak yapılıyor mu? Yapılıyor. Bu hesaba göre senin tüm dostlarınla, ailenle, annenle, babanla, insani olarak hayatındaki güzelliklerle alakalı şeyleri yapabilecek geniş bir zaman dilimin olması lazım. Öyle değil mi? Peki. Öyle mi oluyor? Hayır. Sen bu kadar kolaylıklar içerisinde anneni bile aramaya vakit bulamıyorsun. Çocuğunla konuşmaya vakit bulamıyorsun. Ne haber? Sağlık çok ilerledi. İlaçlar bulundu. Artık insanların damarları falan bırak damarlarını, göğsünü. Röntgene girerdik eskiden, bir çıkardık bakarlardı, aynaya gir derlerdi. Şimdi adamın nöronlarını, sinir sistemini bile ortaya koyabilecek görüntüleme merkezleri, görüntüleyecek teknolojik atılımlar yapıldı. Süper. İlaçlar bulundu. Oo. Yüzlerce doktor yetişiyor. Binlerce hekim yetişiyor. Bir şehirde 15 doktor olurdu. Bu hesaba göre hastalıkların azalması lazım. Sıhhat ve afiyette olmamız lazım. Peki insanlık tarihi boyunca hiç bu kadar hastalıklarla, bulaşıcı hastalıklarla uğraştı mı? Hızlı geçeyim mi? Ama bende kal. Bu örnekler önemli. Birazdan vereceğim örnek son noktayı koyacak. Sakın sıkılma. Ama bir düşün. Arkadaş, din düşünmeden halledilebilecek bir saha değildir. Benim anneannem böyle yapıyordu, babaannem şöyle oturuyordu, bilmemden böyle geçiyordu, amcam böyle yapıyordu. Din sadece taklitle yapılabilecek asla bir şey değildir. Düşünmeden yapılan şeyin adı din değildir. Tekrar ediyorum kıymetli dostlar, siz bu üsluba alışıksınız. Din düşünmeden, tefekkür etmeden yapılabilecek bir şey değildir. Takliden yaptığın şeyin adı asla bir şey olabilir, dine benzeyebilir, ibadete benzeyebilir ama o ne ibadettir ne de din. Niye mesela ibadetlerde niyet ettim Allah için, kafanı çalıştır diyor, ne yapacaksın diyor şimdi, ayağa durdum falan değil. Niyet ettim Allah için, ha, kodla kendini diyor. Niyet çok önemli. Başka bir programda konuşacağız ama şimdi konuyu dağıtmayalım. Bu ilk program çok önemli. Sizlerle bundan sonra nasıl yürüyeceğimizi işte bu program ortaya koyacak.
Tamam, hikayesi var, menkıbesi var, tarihi meseleleri var. Avcunda çıkan yaradan çocuğun okulunu, kariyerini tamamlaması için lazım olacak duaya kadar da bazen mecburen bir şeyler söyleyeceğiz. Ama sen şunu bil ki din bundan ibaret değil. Devam ediyorum. Hızlı hızlı örneğe ve son örnekle beraber sizden gelen sorulara, birikmiş olan soru ve cevapları da geleceğim. Ama şu 10-15 dakikayı lütfen gönül kulağıyla, lütfen gönlünüzle beraber dinleyerek geçirin. İletişim nasıl şu anda dünyada? İletişim teknoloji. Bakın insan böyle alıyor, hani şunu bir cep telefonu falan olarak kabul edin. Bakıyor, ne yapıyorsun Necla diyor, ben de buradayım. Neredesin ya, artık çıkartamadım. Ben diyor Miami'den sana el sallıyorum. Aa öyle mi, ben de Ağrı'dayım diyor. Arkadaşlara daha çıktık da bak falan. Çok güzel, harika. Arıyorsun, gönderiyorsun, maillerine bakıyorsun. İyi mail, kötü mail, kötü bir espri olduğunu fark ediyorum. Birçok şeylere bakıyorsun. Tamam, problem yok. Bu hesaba göre insanlar arasında yanlış anlaşma diye bir şey olmamalıydı. Herkes birbirini doğru anlamalıydı. Neden? Eskisi gibi değil ki canım. Bir zarfla bir mektup gönderiyorsun, 15 gün sonra öğreniyorsun. Aa, adama taziye gönderene kadar adam neredeyse ikinci kere evleniyor falan yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Hayır öyle değil. Anında online diyorsun ya, online diyorsun ya. Bu hesaba göre dünyada hiç kavga olmaması lazımdı. Herkes birbirine anlayış göstermesi lazımdı. Niye olmuyor? Sizi çok fazla üzmeyeyim. İşte kardeşim. Bu gösteriyor ki, bakın son mührü koyuyorum kıymetli dostlar. Bu huzur vaktinde şu sohbeti dinledikten sonra yüzlerce meselenizi çözebileceksiniz. Bana öyle bakmayın. Bunlar benim sözüm değil. Benim buluşum da değil. Ama üzüldüğüm nokta şu. Niye biz bunları konuşmuyoruz da? Tırnağın ucundan böyle almışsan da böyle mi olur? Şöyle olsa da şöyle mi olur? Muhteşem bir manzumeden bahsediyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir manzumeden bahsediyoruz. Sen küvete kurulmuşsun. Orada bir tane çocuğuna ördek yapmışsın. Diyorsun ki işte fizik. Suyun kaldırma kuvveti. Yani bir fizikçiye hakarettir bu. Ondan mı ibaret yani? Senin çocuğun kurnadayken oradaki ördekten mi ibaret fizik? Niye dini bu sahaya indirgiyoruz? Niye din bizim için, huzurlu olmamız için, birbirimizi anlamak için, birbirimize düşmanlık etmemek için, birbirimizin güzelliğini görmek için bir saha olarak ve esasında da var olan bir güzellik, olgu olarak karşımıza çıkmıyor da niye dini biz bu şekilde anlıyoruz? Buna engel olmasın. Son noktayı konuşuyorum. Şuradan gelmiştik mevzuya. Hani bazıları bizim huzur vaktini falan seyrederken şurada ya dolar almış yürüyor, avro şu kadar olmuş. Hocam sen neden bahsediyorsun? Güney Kore ile Kuzey Kore savaşacak mı? Sen burada din konuşuyorsun falan diyorsun ya. Tam da konuşulacak zaman aslında. Tam da konuşulacak zaman. Kardeşim iddia ediyorum. İddia ediyorum, insana madde değil, mana hakimdir. Değiştirme, bende kal, programı dinle, birazdan sana verdiğim örnekle hiç bunu böyle tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde sen kendin keşfedeceksin zaten. Tekrar söylüyorum, insana madde değil, mana hakimdir. O gözde göremediği, hani bazen de ya din bırak bu işleri falan dediği, gözde göremediği alemle hani bunu tiye alıp dalga geçiriyor ya, hiç de öyle değil. İnsana mana hakimdir. Hemen ispatını yapalım. Yapalım mı? Sen beni çekiyorsun şu anda değil mi kardeşim? Şimdi insanda bir dudak, işte bir dudak diyoruz lan ama aslında iki dudak diyelim. Dudak var insanda. İnsanda madde mi hakim, mana mı hakim? Bunun çok güzel bir sağlaması var. Güncel hayatta bir yere tıklamana, girmene, çıkmana falan zıplamana da gerek yok. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. İnsan annesinin elini öpüyor. Çocuğunu severken öpüyor. Eşi vardır. Hanımı vardır. Geliyor akşamleyin hanım ne yapıyor? Öpüyor. Erkeğini öpüyor bir hanım veyahut. Tamam. Biz erkek üzerinden gidelim.
gelmiş efendim böyle bağını bahçesini falan şey yapıyor. Hatta bakın aklıma geldi şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Turfan'da böyle bir yemiş, yeni çıkmış bir mahsul geldiğinde ne yaparmış biliyor musunuz kıymetli dostlar? Bakarmış böyle mübarek muhabbet nazarlarıyla. Allah o nazarları ahirette de dünyada da görmeyi nasip eylesin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Mesela diyelim ki hurma. Öper, mübarek gözlerine götürür. Rabbimizin bize bu sene ikramı der. O şekilde besmeleyle yermiş. Nezakete bak. Güzelliğe bak. Ben sana bu sevaptır değildir onu konuşmuyorum. Onun sevabı ayrı. O öyle yapıyor diye böyle yemen ayrı. Ama zerafete bak. Yeni mahsul mü bu? Evet ya Resulallah. Yeni bir mahsuldür. Mübarek gözlerine götürür. Gözümüzü bununla aydınlattı Rabbimiz. Bismillah der. O şekilde yermiş. Aman ya Rabbi. Bu zerafet ne oldu ya? Buhar mı oldu? Kayboldu. Nereye gitti? Şimdi dudak misalini veriyorum. Tam mühür dediğim nokta. O nasıl? Anlattım işte. Bağına bahçene geldin, onu öptün. Hatıra bir şey geldi. Bu dedi senin işte paşa dedenden kaldı veya anneannenden kaldı veya babaannen. Ay onun muydu bu? Ay güzeldi, öptüm. Şimdi soru şu. Lütfen bende kal. Soru şu. Bunları öperken dudaklarını değiştirdin mi? Ne tuhaf bakıyorsunuz. Hayatınızda bunları size soran olmadı diye bu sahayı yok mu zannediyorsunuz? Daha biz konuşmaya başlamadık. Benim çocukluğumdan itibaren ben bu örnekleri binlerce kere işittim. Ama bu insana, işte şu kanallardan, şu ekrana bunların yansımayışı çok üzücü. Sana bir soru soruyorum. Çocuğunu öperken, efendim bir şey atladınız, biz hayvanseverler olarak evimizdeki kediyi niye bir şey yapıyorsun? Belki bir şey atarlar, çok meraklılar var ya bu sosyal medya hastasıyım. Peki, hadi kediyi de öptün diyelim. Canım örneği sen artık çoğalt yani, burada bütün öptüklerini sayarsak. Değil mi? Yekün tutar yani, ciddi programın süresini aşarız. Örnek getiriyoruz. Kediyi öperken, annenin elini öperken, yarini öperken, çocuğunu öperken, sevdiğin bir hatırayı, hatta gittin Kabe'yi muazzamaya, o örtüye yapıştın böyle Kabe'nin örtüsünü öptün. Dudak değiştiriyor musun kardeşim? Dudaklar değişiyor mu? Hayır. Dudak aynı dudak. Öyle mi? Evet. Hissettiklerin ne? Farklı. Mana mı hakim insana, madde mi? Şimdi konuş işte. Sana ne hakimmiş? Sana madde hakim olsaydı bu dudakta aldığın bir zevk için başka bir hale bürünmen lazımdı. Senin görünen baskın olan hareketlerinde bu fizik, bu ten iş görüyor gibi görünse de aslında sende olan mana ve duygu sana hakim. Hangi hisle öptüğünü sen bilirsin. Sen hissedersin. Allah da sana hissettirir. Ve o der ki sana, bak sen bu kalıptan ibaret değilsin. İşte bu mana ile maddeni bir araya getirdiğinde huzur bulabilmek için o manayı hiçbir zaman kaldırıp atma. Yoksa teknolojide ilerledin, uzaylara gittin, galaksileri fethettin, tıpta ilerledin, sağlıkta bir şey yaptın, 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 servetini çoğalttın. Hala pöf, of, ah bu şekilde yaşadın. Hayat mı bu der Allah sana? Hayat mı bu? Bu hayat mı? Ben seni bu kadar çile çekesin diye mi yarattım? Sen çok güzelsin ya. Bu çirkinliklerle hayatını karartma. İşte din bu. İşte Allah'ın verdiği, bahşettiği mana bundan ibaret. Kıymetli dostlar, bunu bir girizgah olarak kabul edin. Ve konuştuğumuz şeyler, evet güncel hadiselere de biraz sizlerden de yoğun ilgi olduğu için geleceğiz ama sen şimdi bunları düşün. Şunları bir tefekkür et. Hatta biz sana bir nefes arası verelim. Allah Teala'nın isimleriyle alakalı o güzellikleri seyrederken bunları tefekkür et. Ama bu programda ve huzur vaktinde esas gayemizin bu huzura erişmek için olduğunu unutmayın. Bizler de inşallah bu güzel gayede sizlere birazcık olsun katkıda bulunmaya çalışalım. Olursa ne âlâ, olmazsa da muvaffakiyet Allah'tan.
takip edelim. Soru cevaplarınızla tekrar burada buluşalım. Bakalım neler var. Çok güzel sorular var. Bu sorulara soru gözüyle bakmayın. Konuyu anlamak ve hayatımızdaki inancımızı, o huzuru yakalamak için bir fırsat ve başlangıç olarak bakalım. Ama bir soluklanalım. Sonra burada bekleyeyim sizi. Evet kıymetli dostlar, şöyle genel olan soruları biraz önceledik. Yani sizlerle hani bir ilk girizgah olması açısından önceledik. Bu arada ilk bölümde şunu söylemeyi unutturuldu, hemen aktarayım. Şöyle ki, kıymetli dostlar, siz bu programa sahip çıkacaksınız. Fatih Hoca'ya sahip çıkmak adına değil. İşte hashtag'imiz geliyor şu anda, huzur vakti vesaire falan olarak. Ben onun o manada söylemiyorum. Bu anlattıklarıma sahip çıkacaksınız. Neden biliyor musunuz? Bunlar sizin mevzularınız. Çok açık konuşuyorum. Benim mevzum değil bunlar. Bunlar sizin mevzularınız. Bu inanç sizin inancınız. Yani bizim tabii de. Hani bu Fatih Hoca'nın bir dini inancı değil. Falancanın filancanın bile değil. Çok muazzam bir dine mensubuz biz. İnşallah programlarda bunu peyderpey, hani bildiğimizi, bildiklerimizi şöyle bir gözden geçirirken, aa biz bunu çok konuşuyorduk ama galiba kelimenin manasını anlamıyoruz diyebilirsiniz. Biz burada tabii bir şekilde sizlerle sohbet için varız. O yüzden sohbete sahip çıkın. Lütfen. Genel bir soru. Efendim, iman kalptedir sözünü nasıl anlamalıyız? Bu çok önemli bir mevzu. İman kalptedir. Şimdi bunu bir ters anlama, aslında ters demeyeyim de 2-3 türlü yanlış anlaması var. Fakat ilk önce biz doğru anlaşılması gereken kısmını söyleyeyim. Arkadaş, hakikaten de iman dediğimiz şey, cevher, bir kere Allah'ın bir lütfudur. Allah Teala'nın bir lütfudur. Bu iman, Allah'ın bahşettiği iman, Allah'ta, Allah'ın elinde. Yani böyle el derken ellerimi gösteriyorum ama kudret manasında söylüyorum onu. Biliyorsunuz Allah Teala, Allah'ın böyle gözü, kulağı falan filan demeyiz. Allah yarattıklarına benzemez. Yazılım programımızda bunu yapmamış. Yani öyle bir yazılım programı hazırlamış ki not düşmüş onun altına çerçeveyi. Beni neye benzetirsen benzet, asla isabet edemezsin. Senin yazılım programında bunu öngörmedim. Sana öyle bir program yüklemedim diyor Hazreti Allah. Bak, sadece şu dakikada, şu saatte şu cümleyi dinleyen bir arkadaşımız varsa, başka bir şey dinlemiyor. Sadece bu cümleyi dinliyor. İnanın hayatını kurtarır. O kadar çok dinden sapıklığa doğru giden insan gördüm ki şu bilmedikleri için. Allah Teala kendi zatının neye benzediği hakkında ne düşünürsen düşün, ne kadar hayal kurarsan kur, asla isabet edemezsin. Senin yazılım programına ben bunu yüklemedim. Kafadan yanlış olduğunu bil. Sonra sapıtırsın. Bir şeyler görürsün, Allah'ı gördüm dersin. Motor bozulur. Tamam. Ama iman dediğimiz şey ne? İman, bir kere biz imanla kurgulandık. İman, inanmak. Gözle göremesek de bazı şeylere inanmayı genel olarak anlatan bir sözdür. Merak etmeyin, ilk bölümdeki gibi çok uzatmayacağım sözü ama burası çok önemli. Hemen şöyle söyleyeyim. Şu anda oturuyorsun değil mi beni seyrederken? Küt diye düşeceğini öngörmüyorsun. Koltuğun sağlam çünkü, niye düşesin ki? Peki biliyor musun? Bilmiyorsun. İman ediyorsun. Şu anda tavan kafama çökmez. Şu an kamera beni çekiyor diye inanıyorum ben mesela. Gördün mü? Adam belki de sadece oynatıyor. Öyle değil mi? Oynatmadığını göstermek için kırmızı ışığını yaktı belki ama belki kayıt yapmıyor. Gözle görmesem de bir şeylere inanılacak, inanacak şekilde yaratılmışım ben. Bunu atlama. Bu çok önemli. İşte insan kendisi huzuru içinde gözle göremediği o varlığa inanır. O inancın merkezi kalptir. İman kalptedir. Bir insan inanıp inanmadığını Allah'tan sonra en iyi bilen kendisidir. Ben inanıyor muyum, inanmıyor muyum? İnanıyorum canım. Aa, tabii bak, sor bak şimdi bana. Ne oldu? İnanmışsın değil mi? İçerideki, kalbindeki kişi. Bırak Allah'ın seversen ya. Sen ne imanı ne inancı be. Diyorsa, bütün insanlık sosyal medyayla falan birleşseler, 5,5-6 milyar insan, Fatih inançlıdır, biz şahidiz deseler, benim içimdeki o ses,
sen daha iman edememişsin diyorsa, işte o insanın imanı yoktur. Bakış açısından bakarsak, iman kalptedir sözü doğru. Ama bu söz geliyor böyle acayip bir helula şeklinde farklı bir şeye bürünü veriyor. Nereye geliyor biliyor musun? Oradan bunu kırıyor, buradan bunu eziyor, başka bir şeyler yapıyor, dini hiç umursamıyor, Allah dediğinde hak getire. Sonra diyor ki aa bir dakika, iman benim kalbimde canım, siz o yüzden görmüyorsunuz diyor. Şimdi orada bir çuvallama mevzu bahis. İman benim kalbimde canım, ama yani dışarıya başka şey sızıyor. Lütfen kalbimdekini karışmayın, o Allah'la aramda. Şimdi bir ayeti kerime var, çok kısa olarak cevaplandırıyorum. Estaûzü billâh ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelâ ve huvel azîzül gafur. Hızlı hızlı gidiyorum, o yüzden dikkatli takip et. Kaçırırsın. Çok sündüre sündüre konuşmayacağım bu programlarda. Bu saatler, dakikalar kısa ve önemli. Allah Teala'dan daha iyi kalpleri bilecek olan var mı? Cevap, efendim, yok. Başka bir deyişle. En iyi kalpleri bilen kim? Efendim? Allah. Tamam. Ayet-i Kerime şöyle diyor. Ellezî, o Allah, halakal mevte vel hayate. Ölümü de yarattı, hayatı da yarattı. Hanginiz güzel ameli ortaya koyacak, ortaya çıksın diye. Bir dakika. En iyi kalpleri bilen Allah bile amellerimizin nasıl ortaya konulduğunu göstermek üzere bize ölümle hayat arasında bir saha mı açmış? Evet. Kalplerinizi ben bilirim, hiç ameliniz falan önemli değil. Kalbinize göre muamele edeceğim diye bir ayet var mı? Hayır. Amellerle iman hep beraber mi zikredilmiş? Evet. O zaman ne deniyor bize? Madem ki inanıyorsun, inandığın gibi yaşa. İnandığın gibi yaşarsan, inandığın gibi ölürsün. İnandığın gibi ölürsen, inandığın üzere seni diriltirim diyor Hazreti Allah. Sana şu anda bir cümlede anlattığım şey, aşağı yukarı 50-60 kadar ayeti kerimenin meali. Tekrar edeyim mi? İnanıyor musun? Tamam. Seni ben kendime muhatap kabul ettim. Bak Kur'an-ı Kerim'e. Baktınız mı Kur'an-ı Kerim'e? Güzel kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda ey kafirler şöyle yapın diye bir ayet bulamazsınız. Evet ciddi söylüyorum. Bulamazsınız. Ey kafirler hadi gelin bakalım bundan sonra kumar oynamayın. Ey kafirler sakın ha insanlara böyle zarar vermeyin. Allah kafirleri tanımıyor bir kere Allah. Allah onları muhatap kabul etmez. Tüm ayetler, hitap edilen ayetler şöyle başlar. Ya eyyühellezine amenu. Ey bana gönül veren müminler. Yapmayın. Kıymayın. Güzel yiyin. Güzel için. Siz benim muhatabımsınız ya. Benim bahsettiğim imanı anlamışsınız. Bak ben sana kendi ismimden vermişim diyor Hazreti Allah. Allah'ın ismi El-Mü'min. Senin ismin ne? Mü'min. Adaşsın sen biliyor musun? Hep ya yerlezine amenudur. Yetim malı yeme. Şunu yapma. Harama ulaşma. İnsanlara şey yap. En ufak bir şekilde insanı incitme. Bu muhatap hep iman eden insanlardır. Madem inandın, inandığın gibi yaşa. İnandığın gibi yaşarsan yaşadığın gibi ölürsün. Öldün bitti mi? Bana ait diyor gerisi. Sen kendi kendine ebedi olamazsın. Kendi kendine ebedi olmaya çalışırsan firavunlar gibi olursun. Her yerlerini gerdirip 120 yaşında hala güzel görünmeye çalışan komik insanlar durumuna düşersin. Manasız sadece madde zannedenler insanlar arasında bile en sonunda elden ayaktan düşerler. Allah öyle demiyor. Benim için sana verdiğim daha doğrusu bu güzelliğe gönül vererek yaşarsan yaşadın öldün mü korkma ben seni o yaşadığın güzellik üzere ebedi hayata göndereceğim ve orada dirilteceğim. İşte bu manaya bakıldığında iman evet kalptedir fakat kalp aynı bir testi gibi içinde ne varsa dışına onu çıkartır. Kalbinde iman var mı yok mu bunu nereden anlayabilirsin? Bir özet,
Bugünkü programımız ilk program olduğu için çok önemli. Kavramlar üzerinden gidiyoruz ama bak, şu insaf ile düşünün. Şu anlattıklarımı anlamayacak olan var mı? Her sahadan insan için konuşuyorum. Eminim, tecrübelerime de biraz güvenerek bunu söylemek zorundayım ama eminim ki siz benim anlattığımdan çok güzelini anlıyorsunuz zaten. Muhakkak size bu duygu olarak yansıyor. Yeter ki biz birbirimizi dinleyelim. Dinlemeden anlaşmanın imkanı yok çünkü. Özetle şunu söylüyoruz. İman Allah'ın bize bahşettiği şey, evet, kalbimizdedir. İmanın var olup olmadığını nereden anlarız biliyor musunuz? İçimizde yanlış bir şey yaptığımızda vicdan dediğimiz bir şey harekete geçer. Herkes bizi övse, herkes bizi seviyor görünse, herkes bizi ne kadar iyisin ya falan dese bile içindeki o ses der ki yanlış yaptın arkadaş. Bu utanmıyor musun der. Hiç de acımaz, hiç de rüşvet almaz. Yalakalık falan yoktur vicdanda. Ne zamana kadar? Kalbinde iman varsa vicdanın vardır. Kalbinde iman kalmamışsa vicdanın yoktur. O ses artık susmuştur. Fevt. Cenaze namazına diyor ya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine cenaze. Hızlı gidelim biraz, çok yavaş gittik. İmanın artması veya eksilmesi var mıdır? Yok. İman artmaz eksilmez ama nurunun ortaya çıkması vardır. Mesela şimdi burada diyelim ki elektrik prizi var. Var zaten ya. Düğme. Ben basıyorum. Ampulleri değiştiriyorum. Bazen 100 wattlık, bazen 200 wattlık. İşte ona göre projeksiyon bilmem ne falan bir şeyler koyuyorum. Peki ben bunu koymadım da 5 wattlık bir ampul koydum. Soru şöyle sorarsak çok iyi anlaşılacak. Elektrikte azalma oldu mu? Elektrik hattında o prizde bir azalma oldu mu? Kablodan geçen elektrikte var olan o artı eksi kutbunda negatif pozitif, bunlarda bir azalma oldu mu? Olmadı. Neden azalma eksilme oldu? Burada kullandığın lambalardan, ampullerden oldu. İşte iman buna benzer. Bir adam kötü bir hareket yaptı. Ne bileyim, sabahtan akşama kadar içti, bilmem ne, kumar oynadı. Yani siz de bildiğiniz bir şeyler olduğu için söylüyorum. Ha böyle söylediğimde, ay işte bak görüyor musun, bize laf attı, biz de içki içiyoruz, hocam biz dışarı. Ya dışarıda içerideyi bırak, örnek anlatmak için söylüyorum. Günah etti, hiç namaz kılmadı mesela. Hiç 30 sene 40 sene yaşadı. Bir işte amcasının babasının ölmüştü, bir cenaze namazına gitti. Fatiha'yı bile bilmiyor belki. Ama o Allah'ına karşı her zaman Allah'ın bir olduğunu, peygamberin Hazreti Muhammed olduğuna inanmış mı? İnanmış. Benim kardeşim o. Henüz ampul takılmamış olabilir. Kendi ışığını gösterememiş olabilir ama hat çekilmiş ona. O hatta elektrik var. İman böyle bir şey. E canım, benim kullanmadığım elektriği ben nereden anlayayım? Ona bakarsan dünyada da artı eksi kutup var. Her tarafımız elektrik, manyetik alan. Heh, bak onu ben söylemedim, sen söyledin. Böylece insanın imana, o imani duygusunun ondaki faydasını sen de ben de bu örnekten anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama iman ya vardır ya yoktur. Var, onun görünmesi lazımdır. Görünmüyor diye insan imansız değildir. Anlattım işte bakın. Sabahtan akşama kadar içki içiyor, akşamdan sabaha kadar kumar oynuyor, oradan hiç namaz kılmıyor. Ama soruyorsun, Allah bir, la ilahe illallah. Yaptın ne kardeşim? Allah, günah işliyorum. Haram biliyorum. Ya bu zamanda böyle mi olur falan da demiyor. Kur'an benim kitabım diyor. Hazreti Muhammed benim peygamberim diyor. Saygı gösteriyor. Yapamasa bile yaşayana saygı gösteriyor. O kişi iman sahibidir. Benim mümin kardeşimdir. Bitti. Ay Fatih Hoca, ne kadar hoşgörülüsünüz. Hayır ya, ne alakası var? Bu dinimizin şiarı. Bendeniz size burada dinimizin güzelliğini anlatıyorum. Bu hocalarla falan ortaya konulmuş bir standart değil. Bu Allah standardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşgörüsü. Hiç kimse Allah'tan ve peygamberden daha hoşgörülü olamaz. En hoşgörüler insanlar arasında peygamberler, onların üzerinde de en güzel ve hoşgörü sahibi olan yegane Rabbimiz, Rabbül Alemin, Erhamur Rahimin Allah'ımızdır. Bunu unutmayalım. Bak bu da bir iman. Evet, devam edelim mi dostlar?
Evet, inanan fakat ibadet etmeyen kişilerin durumu nedir? Az evvel bunun cevabını verdik. İbadeti küçük görmüyorsun. Ya hocam yani ben namaz kılmıyorum ama 30 çocuğa burs veriyorum. O yüzden Allah'a daha yakın olmak değil mi? Veya şunları gördüm işte. Ben sabah namazı kılmıyorum ama sabah namazı bütün benliğimden soyunmuş şekilde rahat bir şekilde bağdaş kuruyorum ve ha falan derin nefes ve bana nefesi veren Tanrı olduğunu düşünerek içimde bu hisle ona karşı böyle bir enerji. Bu senin kendi kurguladığın bir şey. Bir de bunun ibadet boyutu var. Sen kime yapıyorsun bunu? Allah'a yapıyorsun. Allah bana böyle yaklaşabilirsin. Standardını ben ayarladım diyor. Şu buna benziyor. Aman ne olur gücenmeyin. Kimseyi küçük görmüyorum. Ben gidiyorum şimdi arkada kulise. Aynı böyle masayı falan koyuyorum. Burada böyle duruyorum, bakıyorum falan. Ayet okuyorum, mealden konuşuyorum. Diyorum ki ben kamera önünde değil ama kuliste yaptım programı diyorum, sohbeti diyorum. Huzur vakti. Kapıda da yazıyor kocaman he. Huzur vakti. Mehmet Fatih Çıtlak yazıyor. Ne oldu hocam? Olmadı abi diyor. Buranın bir standardı var. Bizim çekim ekibimizin orada bulunuyor ya da senin buraya gelmen lazım. Ha bak gördün mü? Arkadaş nasıl irtibat kurarsın bilemem. Sen yine namazda sabah namazını kıl adam gibi veya güzel güzel Rabbine duanı et. Yapabildiğin kadarıyla. Allah çünkü bunu böyle yap demiş. Senin için böyle bir güzellik kurguladı. Belki bilim tarihi, din tarihi, insanlık neler keşfedecek? Şu iki rekat namazda neler bulacak onu konuşmuyoruz. Ama böyle benle böyle irtibata geçebilirsin. Saati şu. Gece ben saat 1'de geliyorum hadi beni çekin diyorum. Aha buradaki bekçiler diyorlar ki abi ne yapıyorsun bu saatte diyorlar. Ekip gitti. E geldim ben. E geldin ama saatinde gelmedin. Belli bir saati var bunun. Belli bir hareketi var. Bunlara ibadet denilebilmesi için ibadet ettiğin zat tarafından tasdiklenmesi lazım. Kafama göre takılma olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor aslında. Biz böyle konuştuğumuzda hani din gibi demin verdiğim örnekte hiçbir şey kendi kafana takıldığı gibi veya senin kendi düşündüğün gibi olmuyor ki. Çocuğun bile olmuyor, işin bile olmuyor, kalbin bile atmıyor ya. Dakikada 65 istiyorum tamam biraz şey ol falan. Komedi biraz işin mizahi tarafını yapıyorum da. İnsanın aslında büyük büyük şeyler konuştuğunda düştüğü komik durumları göstermek için yapıyorum bunu. Ne kadar büyük konuşuyoruz ya. İnsanın elindedir. Ben aslında şunu yapıyorum. Ben şu kadar kişi okutuyorum. Benim ya bu yüreğimde ben Tanrı'yı hissediyorum hocam. Sen bunu yapmayanlara anlat tamam mı? Oldu görüşürüz falan. Yapacak bir şey yok. Öyle değil. Hepimizin ihtiyacı var. Her nerede olursan ol. İşte bak. Havayı soluyorsun. Din havadan daha elzem. İster zengin ol, ister fakir. İster şunu yap, ister bunu. Hava nasıl senin için lazımsa, din de senin manan için lazım. O yüzden bunu çok iyi anlamak icap ediyor. Bir insan ibadet etmediği halde, ibadeti küçük görmediği müddetçe, o bizim din kardeşimizdir ama ibadet etse iyi olur. Çünkü bunu da inşallah peyderpey sizlerle konuşacağız. Arkadaşımız sormuş. Namaz Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana var mı? Belki şu soru biraz değiştirilebilirdi. Hazreti Adem'den beri din var mı? Var. Ha, başka bir din mi? Hayır. Hazreti Adem'e gelen din de İslam'dı. Aman ha, ne konuştuğumu bilerek konuşuyorum. Lütfen. Siz dinleyin bir kere. İtiraz etmeden evvel bir dinleyin. Hazreti Nuh'a gelen din de İslam'dı. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakub'a, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, hepsine Davud'a, Süleyman'a aleyhisselam, aleyhimüsselam veyahut hepsine gelen din İslam'dı. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetle sabit. Sonradan insanlar kendilerine veya başkalarına izafe ederek bunlara adlar verdiler. Mesela bize Muhammedi denmez. Biz ümmeti Muhammediz ama mesela bizim dinimizin adı Muhammedilik değildir. Hani İsevilik, Musa'lık, İsa'lık, İbrahimilik, Nuhilik, Ademilik gibi bizde şahsa nispet edilmez. Niye İslam denmiştir biliyor musun? Çok dikkatli dinlersen
40 saniye bile sürmeyecek önemli bir şey nakledeceğim. Ama bak çok önemli. 40 saniyede naklediyor olman bunun önemsiz olduğunu göstermiyor. 40 saniye başladı. Niye İslam denilmiştir biliyor musun? Giren insanlar salimdir. Selamettedir. Aynı zamanda bu dinin bozulması imkansızdır. Selamette ve korunması bizzat Allah Teala tarafından yapıldığı için adı İslam'dır. O yüzden İslam denilmiştir. Ve bundan önce peygamberlere emanet edildiği halde insanlar tarafından tüm bozulmuş şeylerin hepsi bitmiş, bozulmamış haliyle İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, Nuh'a ve Adem'e gönderilmiş olan Allah'ın o bozulmamış dininin insanlara da muhafazası bırakılmayacak şekilde Allah tarafından korunduğu için adı İslam'dır. Biliyorum 48 saniye, 45 saniye oldu. Ama çok önemli bir mevzu. Sen bunu tekrarını internetten mi alırsın, arşivime girersin, bir şey yaparsın Kanal D'de fakat bunu bir şekilde halletmiş olursun. Ama bu çok önemli bir mevzu. Koca koca adamlar, ilmi kariyer sahibi zatlar bile bu mevzuda maalesef, özür dilerim aramızda kalsın, çuvallıyorlar efendim. Halbuki ayeti kerime var. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Bu ayeti kerimede hepsi İslam olduklarını bildirirler. Burası çok önemli. Aynı zamanda nedir bu biliyor musun? Bak ne kadar güzel bir dinim var benim. Zenginin dini, fakirin dini, günahkarın, günahsızın, takva mı? Öyle bir şey yok. Hepimizin dini aynı. Ben şu an, şu saate kadar günah işleyen, isyan eden bir adamdım. İçimde Allah'ın muhabbetini hissediyordum. Allah'ım ya be, affeyle beni dedim. O sırada da yanımda bir zengin olabilir, bu tarafımda bir 30 senelik, 40 senelik bir hoca olabilir, filanca yerde bir alim olabilir. O anda ben elimi açıp dua ettiğimde, bir dakika sen günahkarsın, bir sene bekle, yanındaki adam devamlı namaz kılan bir adam. Şimdi onu dinliyoruz, sen dur bir iki kere, yani kayda alınmıyor senin gibi durum yok. Allah dediğin anda anında müdahale, anında irtibat. Bu ne kadar müthiş bir şey ya. Günahım var. Bir yere gidip de arkasından ben şu günahı işledim. İşte komşunun tavuğunun horoz işte onların yumurtalarını falan tamam seni affettim. Sen gidebilirsin falan. Aracı da istemiyor. Allah dediğin anda Allah sana açıyor. Dur bakalım sen. Yok. Zenginsin. Yok. Fakirsin. Yok. Aynı safta duruyorsun el bağlıyorsun. Allahu Ekber. Yanındaki adam belki para istediğim bir adam. Bir alim öyle diyor sohbetinde. Orada bir şuur verir diyor. Bir bakar ki diyor ya geçen ay borç istediği adam yanında namaz kılıyor. Yere koydu kafasını. Ya bu da dilenciymiş be. Bu da dilenciymiş. Aynı Allah'a yalvarıyoruz der. O adamı küçük görmesi için değil. O adamı büyük görüp de Allah'ı unutmaması için bahşedilmiş bir şeydir. Ben sana ne dedim programın başında? Din Allah için yaşanacak ama din Allah için değil. Haşa. Yaşanması Allah için olacak. Din senin için. Sen insan gibi yaşa. Onurunu, onurdan bahsediyorsun ya iki dakikada bir. Sonra kariyerin için bir anda unutuyorsun o onuru. Öyle değil. Gerçekten insan onuruna yakışır şekilde yaşaman için Allah sana bir insanca yaşama manevi manzume, bir kanun, bir güzellik, bir cennet gibi hayat nasip etti. Din o. Din dediğin şey o. Çok muazzam. İslam. Muhteşem bir şey. Hazreti Adem'den beri var olduğu için şunu hiçbir zaman unutma. Bugün program çok güzel. Coştu. Coştu yani çok güzel. Bir sene boyunca belki her program aynı şeylere biraz biraz temas edeceğiz. Baştan söyledim ama hiç darılmaca yok. Bu sofranın suyu gibi, tuzu gibi. Bunlar konacak hep. Masaya oturman gibi. Bunlar her zaman konacak. O yüzden bunları duymaya şimdiden alış ve lütfen alıştırarak düşün. Ne diyorlar şimdi? Zihin jimnastiği diyorlar. Çok hareketli, devamlı spor yapan bir millet olduğumuz için zihnimizi bile jimnastik şekline getiriyoruz. Hazreti Adem'den beri, arkadaşlar sıkı durun, lütfen takip edin. Hazreti Adem'den beri şehadet var. Yani kelime-i tevhid var. Başka? Namaz var. Oruç var, hac var. Evet evet,
Aa, kaç kişiyle kura çıkıyor muymuşuz? Kura falan yoktu Allah-u Alem ya, o kadar fazla. Hani milyonlarca insan yoktu ama hac yine vardı. Yani belli zamanda, belli bir vakitte Kabe'yi tavaf Adem aleyhisselam zamanında da vardı. Zekat da var. Oranları değişik. Okunan dualar değişik. Namaz vakitleri değişik ama namaz Hazreti Adem'den beri cümle peygamberlerin kıldığı, hala hazırda da gidin bazı manastırlara, gidin bazı keşişlere, İsevilerin, Musevilerin falan şeyine, onların bile kendine ait bir namazları vardır. Gelir mesela duvarın önünde bir sallanarak falan, onların bir kendi. Nereden aldı onu? Onların daha böyle koyuları falan vardır. Bayağı secdelere kapanırlar, manastırlarda dua ederler. Hatta şunu gördüm ben deniz böyle giderken gelirken, işte Kudüs'e ziyaretlere falan. Adam vakti kaçmasın diye uçakta falan namaz kılıyordu. Yani bunları kendi gözlerimle gördüm. Hazreti Adem'den beri namaz vardı. Evet, bunu konuşuruz inşallah. Namaz kılarken seccade sermek şart mıdır? Hayır, değildir. Ama bu özenme meselesidir. Yani böyle bir herhangi bir yerde değil. Hani insanın, arkadaşlar bir de mesela kendimde de görüyorum bunu. Yani bunu bizzat ben de müşahede etmişimdir. Hani namazı böyle seccadeyi serip de kıldığın namazla seccade sermeden kıldığın namaz arasında bir huşu farkı oluyor. Bilmiyorum, belki benim dikkatim çok dağılıyor. Belki sizde öyle bir şey yoktur. Ama seccade şart mıdır? Seccade kıldığın zeminin temizliğinden emin olmak için. Bir de seccade sana şahitlik yapacak, biliyor musun? Aa hocam, yine şimdi koca karı hikayesine bağladım falan deme. Sakın yapma, ne olur. Aman çok ilerlediğinizde şimdi anneannenizi babaannenizi mi beğenmiyorsunuz? Merak etmeyin. Bizim koca karı dediğimiz ninelerimiz birbirleriyle daha iyi geçiniyordu. Hiç kimse kimsenin tarlasına bile girmezdi. Kimse kimsenin kul hakkını yemezdi, merak etme. Tezekten damları vardı ama insan gibi yaşarlardı. Biz bu kadar ilerledik de neyimizi ne yaptık acaba? Hiç onları küçümseme. Daha en azından şöyle söyleyeyim. Onları küçümseyecek bir seviyeye çıkmadık daha. Böyle. Onlar çok dikkatli insanlardı. Ödleri patlardı, kul hakkı tecavüzü edeceklerdi. Aman derlerdi, aman. Bir komşusunu kıracak diye ödü patlardı benim anneannemin. Beş koca karı hikayesi diye bakma. Şimdi ne yapıyorlar? Teknikte bilmem neyle adamın kıldığı yerden aa diyor. Komiserim bir şey buldum diyor. Evet diyor, bu Fatih'in kılı. Demek buradaymış diyor. Teknikle sana tespit ettiriyor. Mekan sana şahitlik yaptığını bugün sen bilimsel olarak ispatlıyorsun. Teknolojik olarak ispatlıyorsun. Niye ben söyleyince bozuluyorsun? Ben de sana diyorum ki o secdenin, Allahu Ekber diye secdeye kapılmanın bir izi var. Onun da kendine göre bir gözü var. Ve bu gözde sana şehadet edebilecek bir mahalli var bu işin. Bekle. Oradan göreceksin. Kıymetli dostlar, şöyle bir hasbihal yaptık. İnşallah sizin huzur dünyanıza katkı sağlıyoruzdur ve inşallah bunları biraz dile getirebiliyoruzdur. Yani şimdi Ekim dibinden dedi falan demeyin. Hani nasıl Muharrem, Safer, Recep, Şaban, Ramazan sayıyoruz ya, Hicri takvime göre Safer ayındayız. Bir de Eylül, Ekim, Kasım, Şubat falan Aralık gibi giden var. Şimdi Safer ayındayız Hicri takvimde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safer ayı geldiğinde Allahümme barik lana bi duhulis safer ve ihtim lana bil hayri ve zafer. Ya Rabbi, şu Safer ayını bize mübarek kıl. Şu Safer ayının girişini, işte şu ilk 15 günde böyle dua ederlermiş. Şu girişini Safer ayının hakkımızda hayırlı eyle ve güzelliklere kavuşmaya, işlerimizden, sıkıntılarımızdan kurtulmaya bu günleri vesile eyle diye dua edermiş. Arkadaşlarımız size yazdılar bunu. Allahümme barik lana bi duhulis safer ve ihtim lana bil hayri ve zafer. Hatta 15 günü geçtikten sonra Allahümme barik lana bi hurucis safer. Safer ayının çıkışını bizim hakkımızda hayırlı eyle. Ve ihtim lana bil hayri ve zafer. Ve yine bize bu ayın sonunda zaferlerle, başarılarla, güzelliklerle buluşmayı nasip eyle mealinde bir dua. Bu duayı yapalım inşallah. Başka bir dua daha var. Efendimizin çok çok ettiği bir dua ama onu inşallah başka bir huzur vaktinde konuşalım. Çünkü şu açıklamayı yaparak
sizlerle vedalaşmış olayım kıymetli dostlar. Bir kere şu vakitlerin, şu dakikaların kıymetini bilin. Ben konuşuyorum diye değil, sana ait, senin olan şeyi sana hatırlatıyorum diye kıymetli şu saatler. Ne olur beni öyle dinle. Mesele hocanın konuşması, Fatih Hoca falan meselesi değil. Mesele senin bu güzelliğe sahip çıkman. Bir kere bunu öğrenmiş ol. Bu güzellikte buluşmuş ol. Bak şu manayı, anlattığım güzellikleri şöylesine bile dinlediğinde eminim ki kendine ait birçok şeyi bulmuşsundur. Neden? Bizim anlatmamızla alakalı bir kabiliyet değil bu. Senin içinde hissettiğin, senin yaratılış yazılım programlarına uygun şeyler konuştuğum için sen şu anda ilgi ve alaka duyuyorsun. Bunun hitabetle, konuşma şekliyle, programla alakası yok. Sendeki yazılım programı olmasaydı nasıl tesir edecekti ki bunlar? Allah sana bu imanı bahşetmiş. Ve şu içinde yaşadığın günleri hep Allah'la, hep güzelliklerle, bir emanet şuuruyla yaşarsan, bu seni korkuya değil, huzura sevk edecektir, bunu unutma. Günler, zamanlar, insanlar uğursuz değildir. Sen uğurlu olan kısmına bak, işte bu dualar sana bunu hatırlatmak için, bu tesbihler, bu sohbetler hep sana bunu bildirmek için var. Böylece huzurlu bul. Huzuru bul ve huzuru buldurmaya gayret et. Ya Erhamer Rahimin, göçmüşlerimize rahmet eyle. Ya Erhamer Rahimin, çoluk çocuğumuzu, zürriyetimizi ve bizleri dünyada ve ahirette mesud eyle. Bizi korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Şu anda bizi seyreden kardeşlerimizin ne maddi ve manevi istekleri var ise şu anda en güzel şekilde hayırlısıyla kabul eyle. Ya Rabbi, şu vatanımızı, milletimizi birlik, beraberlik, huzur içerisinde kıyamet sabahına kadar payidar eyle. Dualarımızı cuma akşamı hürmetine ve şu anda benimle beraber amin diyen kardeşlerim hürmetine lütfen ve keremen kabul eyle. Dualarımızın, niyazlarımızın kabulü, göçmüşlerimize rahmet, şehid-i şühedamıza rahmet, kalanlarımıza da sıhhat ve selamet olması için. El-Fatiha.